Herkese merhaba sevgili Teknoloji Yok takipçileri. Bugün sizlerle beraber Monster'ın yeni bir mouse'unu inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz Pusat V8. Pusat modelleri her gün farklı ekipmanlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bugün ise genellikle MMO oyunlarda oynayabileceğimiz birçok işlevsel tuşuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Pusat V8 modeli karşımızda. Dilerseniz mouse'un bir tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Daha sonrasında ise teknik özellikleriyle devam edeceğiz. Evet, ilk olarak cihazın tasarım ayrıntılarıyla başlayalım ki anlat bitmez diyebiliriz. Çünkü her detayı için özel olarak çalışılmış bir mouse. İlk olarak yan tarafından başlayacağım ki mouse'taki en dikkat çekici detay burası. Yan tarafında numerik tuşlar bulunuyor arkadaşlar. Yani tamı tamına 12 tane tuş. Biz mouse'u kullanırken farklı tuşları atayabilmemiz için veya numerik tuşlar olarak kullanabilmemiz için tasarlanmış durumda. Tabii ki bu tuşların hangi durumlarda nasıl kullanılabildiğini detaylı olarak anlatacağım ama genel olarak hem oyunlarda farklı tuşları atayabilmemiz için hem de günlük kullanımda mouse üzerinde gerçekleştirdiğimiz, aktif olarak kullandığımız işlevlerin daha kolay gerçekleştirilebilmesi için kolaylıkla bir atama tuşu olduğunu söyleyebiliriz. Fakat tasarımdan bahsettiğim için şöyle bir detayı da es geçmeyelim. Örneğin 1, 2, 3 ve 4, 5, 6 şeklinde iki sıranın alt alta olduğunu şu anda detaylarda da görüyorsunuz arkadaşlar. Fakat bu tuşlara tasarım olarak baktığımızda baş parmağımızla basıyoruz. Ve bu baş parmağımızla basarken tuşları karıştırmamamız için eğimli bir biçimde konumlandırılmış. Örneğin 1, 2, 3 tuşları yukarı doğru rampa bir şekilde karşımıza çıkarken 4-5-6 tuşları da aşağı doğru eğimli bir şekilde geliyor. Yani baş parmağımızla bakmadan hangi tuşun 4, hangi tuşun 7 olduğunu rahatlıkla kavrayabiliyoruz. Bu eğimli tasarım anlayışı sayesinde ayrıca bu tasarım anlayışı ile yine kolaylıkla tuşlara basabiliyoruz. Yani baş parmağımız büyük olsa da küçük olsa da hangi tuşun hangi sayı olduğunu anlayıp rahatlıkla basabiliyoruz. Öncelikle bu eğimli tuş yapısının Pusat tarafından gayet başarılı bir şekilde tasarlandığı ve kullanım açısından da daha önce böyle bir mouse kullanmadıysanız dahi tuşları ayırt etme konusunda ve basış hissiyatı konusunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım ayrıntılarıyla devam edelim. Üst tarafında sol kıyın yanında bir tuşumuz daha bulunuyor. Bu çift tıklama tuşu arkadaşlar. Yani ben basit bir şekilde anlatayım. Klasör açarken falan iki kez sol kıyıya basmak yerine ben direkt bu ekstradan eklenen tuşa basmayı tercih ediyorum. Fakat bunu farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Aydınlatmalı bir yapıya sahip RGB bir aydınlatması var arka tarafında. Aynı zamanda ön tarafındaki mouse tekerleğin etrafı da aynı RGB'ye sahip. Yani bu renkleri değiştirebiliyoruz. Bu Monster logosunu da gayet hoş durduğunu söyleyebilirim. Orta tarafta yer alan mouse tekerleğinin gerisinde ise iki tane tuş bulunuyor. Bu tuşlar DPI'yi arttırıp azaltmamıza yarıyor. Fakat şöyle bir husus var. Ben bu DPI'yi arttırıp azalttığımda kaç DPI'de olduğunu görmem için burada bir aydınlatma LED'i yerleştirilmiş. Şu anda da detaylarda görüyorsunuz arkadaşlar. 5 kademeli bir ayarlanabilir DPI yer alıyor. Hazır bundan bahsetmiş 500 ile 6200 arasında bir DPI ayarlandığını söyleyelim ve sürücüsünü yüklediğiniz zaman ise 12400 DPI'ye kadar bu DPI'yi arttırabiliyorsunuz. Yani 500 ile 6200 arasında sürücüsüz, sürücü yüklendiği zaman ise 12400'e kadar yükselebiliyor. Peki ayarlanabilir DPI'nin bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Dilerseniz mouse'ta yine en sevdiğim özelliklerden birine geçeceğim. Alt tarafında bir kapak bulunuyor arkadaşlar. Bu kapağı şöyle hafif çevirdiğiniz zaman açık konumuna geliyor ve mouse'u şöyle tuttuğumuz zaman direkt açabiliyoruz. Ekranda da görüyorsunuz bu mouse üzerinde değiştirilebilir ağırlıklar bulunuyor arkadaşlar. Yani mouse'un normalde bu ağırlıkları eklemeden ki ağırlığı 289 gram fakat 8 adet bu alt taraftaki kapağa yerleştirebileceğimiz ağırlıklar yer alıyor. Her bir ağırlığın 2.4 gram olduğunu söyleyelim ve 8 tane eklediğimiz zaman yaklaşık 20 gram daha ağırlaştırabiliyoruz arkadaşlar bu mouse'u. Yani ayarlanabilir DPI'nin yanı sıra bu ağırlığı da ayarlayabilme bence gayet hoş olmuş. Örneğin ben hassas bir iş yapıyorsam tak üst tarafından direkt arttırıyorum DPI'yi. Baktım çok hassas geldi ya da biraz daha oturaklı olmasını istiyorum mouse'un. Hemen kapağı açtım ve 8 tane ağırlığı da eklediğim zaman mouse biraz daha ağır hale geldiği için kullanılabilirlik tarafında özellikle hassas bir işlem yapıyorsanız doğruluk oranınız artıyor bir işlemi yaparken. Ya da daha böyle 2-3 ekranla çalışıyorsanız ve mouse'u sürekli hareket ettiriyorsanız hassasiyetinizi düşürüp ona göre ağırlığı da çıkartabiliyorsunuz.
Veya bu el yapınızla da alakalı olabilir arkadaşlar. Örneğin benim elim biraz küçük mesela. Yine de mouse'u kolaylıkla tutabiliyorum ama daha hafif olsa daha iyi olurdu diyorum. O yüzden alt taraftaki kapaktan tüm ağırlıkları çıkartarak daha da hafif bir mouse haline getiriyorum. Pusat V8 modelini. Bunun dışında tasarım ayrıntılarıyla devam ediyorum. Yine alt tarafına baktığımızda bir tuş yer alıyor. Bu tuş sayesinde DPI modları arasında geçiş yapabiliyoruz ve bu her DPI modu da tabii ki de bir renge eşdeğer oluyor. Yani size şöyle özetleyeyim. Örneğin mavi modu ben oyun için kullanıyorum ve bu 400 DPI'de oluyor. Bu benim kendi kişiselleştirdiğim modum ve sarı renkte yanıyor. Buradan da anlayabiliyorum ve daha sonrasında oyundan çıktım diyelim. Oyundan çıktıktan sonra farklı bir moda geçmek istedim. Tuşa bir daha basıyorum ve kırmızı moda geçiyorum. Bunun hassasiyeti yine belirlediğim bir şekilde oluyor ve ben işte az önce oyun oynuyordum. Yüksek DPI kullanıyordum. Şimdi ofis işime geri döneceğim. Bir daha DPI'yi tek tek ayarlayayım falan gibi uğraşmanıza gerek yok. Alt taraftaki tuşa basarak farklı modlar arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyorsunuz. Ve bu modları kendiniz de düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kullanılabilirlik tarafında kişiselleştirilebilir bir yapıya sahip olmasında önemli bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Pusat V8 modelinin. Evet, tasarımını anlat bitiremedik ki her bir ayrıntısı güzel bir detay olmuş. Dilerseniz hemen teknik özelliklerine geçelim. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Pusat V8 modeli 289 gramlık bir ağırlığa sahip ve 2.4 gramlık 8 adet ağırlıkları da ekstradan eklenebiliyor. 6200 DPI'lik bir hassasiyete sahip olan model 12400'e kadar yazılım sayesinde artırılabiliyor. 16.8 milyon değiştirilebilir renk seçeneği ve 8 adet RGB aydınlatma modu yer alıyor. 220 IPS tarama hızına sahip olan model 18 adet programlanabilir tuşla geliyor. 1.8 metrelik örgü kablo ile gelen model Windows, macOS ve Linux ile uyumlu bir biçimde çalışabiliyor. Evet arkadaşlar, teknik özelliklerini de inceledik. Şimdi geldik kullanıcı deneyimine. Öncelikle ben en beğendiğim kısımlardan birinden başlayacağım. Tabii ki sol tarafında yer alan 12 tane tuş. Yani ben bu tuşları nerede kullanabilirim? Öncelikle MMO oyunlarda kullanabilirim, hikayeli oyunlarda kullanabilirim. Bunun dışında LoL, Valorant gibi oyunlarda skill'leri atayabilirim. FPS türü oyunlarda oynayabilirim dediğim gibi. Yani oyunlarda aktif olarak bu tuşları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ve bunu yalnızca W tuşu yapayım, yok Z tuşu yapayım. Bunun gibi basit durumlarda değil. Örneğin bir combo yapabiliyorsanız, örneğin bir dövüş oyununda Alt Z tuşuna bastığınızda farklı bir combo yapıyor. Ama siz o Alt Z tuşunu direkt buradaki 10 tuşuna atıyorum mesela ya da 4'e herhangi bir sayıya atıyorum ve ben bu tuşları bu sayıya atadığım zaman dövüşürken o kombolar için tek tek kombinasyonları denemek yerine direkt burada atadığım komboları 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya atayarak kolaylıkla oyunumda kullanabilirim. Veya bir Valorant üzerinden örnek vereyim sizlere. Bildiğiniz gibi karakterlerin C, Q, R ve E gibi skill'leri var. Ve ben bunları mouse üzerine atarsam en azından klavyeyi yalnızca hareket etmek veya zıplamak için kullanarak daha da kolay bir şekilde kullanabilirim. Mesela Raze oynuyorsunuz diyelim. Q skill'ini kullanmak istiyorsunuz. Direkt bunu ben bir tuşuna atadığım zaman ki yakın zamanda oynadığım da öyle yaptım. İşte Q tuşunu buradaki 1'e atadım. E tuşunu 3'e atadım. Ki hemen aralarında kolaylıkla geçiş yapabileyim diye. Yani bu tuş atama olayının bir hayli güzel olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda programlanabilir modların da olması benim hoşuma gitti. Yani oyundan çıktıktan sonra farklı bir moda geçerek gündelik işlerimi halletmeye dönüyorum. Şimdi oyun dışından hazır bahsetmişken, evet bu mouse bir oyuncu mouse'u ama buna rağmen gündelik işlerimde de özellikle tuş sayısının fazla olması açısından ve konfor açısından benden tam puan aldığını söyleyebilirim. Örneğin ben video kurgularken Premiere Pro'da kesmiş işlemleri için klavyede farklı tuşlar oluyor. Bir tuş kesme tuşu olurken bir tuş boyutlandırma oluyor, ses ayarlaması oluyor ve bunları akılda tutmak zor olabiliyor. Ki aklınızda tutsanız bile bu tuşlara ulaşmak zor olabiliyor. Ben nasıl yapıyorum? Kesme tuşunu 1'e atıyorum. Boyutlandırma tuşunu 2'ye atıyorum. Renk paletini 3 tuşuyla açıyorum. Yani Premiere'de yaptığım işlemleri bu tuşlara atayarak kullanım kolaylığını sağlayabildim bu mouse sayesinde. Yani bu bir oyuncu mouse'u, asla gündelik işlerde kullanılmıyor diye düşünmeyin. Bunun dışında ben Photoshop'ta kullanabildim ve Photoshop'ta da yaptığım işlemleri bu tuşlara atayarak kullanım rahatlığını sağlayabildim arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, web sayfasında gezinirken bile şuradaki 1-2-3 tuşlarına basarak sekmeler arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Örneğin ben ilk sekmede geçiyorum, 3. sekmeye geçeceğim. Ctrl 3 yapıyorum direkt. Tabii ki 3'e mouse üzerinden basıyorum ve kolaylıkla o sekmeye
çekmeye geçiş yapabiliyorum. Yani her kulvarda kolaylıkla kullanılabilecek işlevsel bir mouse olduğunu söyleyebiliriz. Pusat V8 modelinin ağırlıklar konusuna da tekrar değineceğim. Yani herkesin mouse'tan beklentisi farklı olabilir. Ben daha ağır bir mouse arıyorumdur. Çünkü daha az hareket ettiriyorumdur. Yani mouse'u kaldırıp sağa taşımak falan bana zor geldiği için ben ağır ve hassas bir yapı tercih ettiğim için içerisinde, kutu içerisinde çıkan ağırlıkları tam da ekranda gördüğünüz gibi yerleştirerek kullanabilirim. Bu yüzden üzerinde ağırlıklar olmasını yine farklı kullanıcılara kolaylıkla hitap edebilen bir yapıya sahip olduğu anlamına geliyor. Tutuş hissiyatı olarak da sizlere bahsedecek olursam zaten sağ tarafında parmaklarımın yerleşmesi için özel bir bölge bulunurken baş parmağım yere değmesin diye, yani bu tuşlara basabileyim diye numerik tuşlar için de özel bir bölüm ayrılmış. Yani ben 1-2-3 tuşlarına basarken parmağım yanlışlıkla mouse pedime değmesin, benim mouse hızımı yavaşlatmasın istiyorsanız o tarafta da yine yerleştirilen yapı sayesinde, yerleştirilen plastik sayesinde mouse'u tuttuğum zaman tuşlara kolaylıkla basabiliyorum arkadaşlar. Peki bu mouse kimlere hitap ediyor? Hem oyuncular için hem de mobil çalışanlar için bu mouse'un gayet ideal olduğunu söyleyebilirim. İşlevlerini de sizlere anlattım. Yani oyunda da, gündelik işlerde de rahatlıkla benim beklentilerimi ve kullanıcı deneyimimi karşılıyor arkadaşlar. Fiyat tarafına baktığımızda ise şu anda Monster Notebook web sitesinde 749 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Yani piyasada benzer görünüme sahip mouse'lar tabii ki var. Fakat Monster'ın sunduğu gibi ayarlanabilir modlar, değiştirilebilir DPI, yani sürücü desteği de bu konuda önemli. Sürücü desteğinin de olması işlevsel kullanım konusunda özelleştirilebilir bir kullanım imkanı sunuyor bizler için. Yani bu aydınlatma da beni cezbetti ki karanlıkta daha da hoş duruyor. Oyunlarda kullanabiliriz, gündelik yaşamda kullanabiliriz ki kullandığım süreçte de herhangi bir sorun yaşamadım. Yani düşünüyorum eksik kalır bir yanı var mı? Yani ben benzer mouse'lara pek de alışkın olmama rağmen, daha küçük mouse'lar tercih etmeme rağmen yaklaşık yarım saatlik, bir saatlik bir kullanım sürecinde sanki uzun süredir kullandığım bir mouse'muş gibi kullanabildim arkadaşlar. Yani alışmak kolay. Bu kadar işlevsel bir mouse'u daha önce kullanmadım. Alışmakta güçlük çeker miyim diye düşünmeyin. Yani tamamen bir gününüzü bu mouse'u geçirdiğinizde sanki uzun süredir kullandığınız bir mouse gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ayrıca Monster'ın her ürünü için sunduğu bir ek hizmeti var arkadaşlar. Monster Notebook web sitesi üzerinden oradaki dijital müşteri temsilcisi arkadaşlarla görüşüp ürün hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru olursa sorabiliyoruz ve anlık olarak cevap alabiliyoruz. Yani kafanıza takılan bir soru vardır, bizim anlatmayı unuttuğumuz bir kısım vardır. Monster'ın sunduğu her ürün hakkında bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna geldik. Eğer Pusat V8 modeli hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işaret varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Önümüzdeki günlerde farklı incelemelerle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz.